Sena Hanım'la. Türkçe öğretmenidir kendisi. Artık korkutmaya gerek yok zaten. Korktular yeteri kadar. Fatih Bey'in de öyle korkacak bir hali yok maşallah. Dağ gibi taş gibi. Bizim yapmamız gereken de şu 8400 puanla hali hazırda hop oturup hop kalkan Ece Hanım'ı bir rahatlatalım. Değil mi? Geçiverin o 8400 efendim, rahatlasın Ece Hanım. İnşallah bakalım. Hatta yani kendimize sınır da koymayalım. Fatih Bey'i de sıkıntıya sokacak puanlar almaya bakalım. Olur mu? Bakalım inşallah. Deneyeceğim. Başlıyorum sana. Başlayalım. Buyurun geliyor. İlk 4 harfli cevabınızın sorusu. İnanılır, güvenilir anlamlarında bir emin. Erkek ismidir emin. Gayet güzel. Aynı şekilde efendim. Ben de hızlı okuyacaksınız. Ne olur susturun beni bulduysanız cevabı. Yerden, yatağın yerden yüksek olmasını sağlayan... Baza. Sandık olarak da kullanılan boş bölme, baza. Haydi gelsiniz. Beş harfler. Hızlı başladık, ritim güzel. İskambil destesinin şakacı elemanıdır. İsmi de öyledir, şakacı. Biliyor gibiyim ama bir harf alayım. Yapmayın. Emin değilim. Yapmayın. Bir daha düşünün. Çıkmazsa... Bir daha düşünün. Aklıma çok gelmiyor. Çok hakim olduğum bir konu değil çünkü. Yahu tamam. Siz yine bir daha düşünün. Kendinize de güvenin. Niye bu kadar ciddisiniz? Yok, bir harf alacağım. Bir Why harf alacağım. You are so serious Semra Hanım? Bir harf istediler efendim. Joker. Joker buyurun. Biliyormuşum ama. Şimdi boşu boşuna 100 puan kaybettik. Evet. 100 puan farklı geçerse Fatih Bey sizi bu Joker'e... Üzülürüm. Üzülürsün, ben de üzülürüm evet. Ya. Hadi gelsin yenisi. Bir zinciri oluşturan halka ve parçalardan her biri. O hani yuvarlaklar var ya, onlara ne diyorduk? Zincirin her bir nokta noktası. Zincirin halkası yine diyeceğim. Halka değil. Bir harf alayım mı? Yenen bir şeyin ismi. Şekli benziyor da ondan. Aynı zamanda yenen bir şeyin ismi. Şekli benziyor. Bir harf daha alayım. Yapmayın be. Aldık bir tane daha. Fava sever misiniz? Bakla. Bakla. 300 puan değerinde. Yenisi gelsin. Yenisi gelsin, bu biraz zorcaydı. Ama şu zıpır olmasına rağmen 600 puan birden kazandırır. Görelim efendim. Nostaljik gezgine. Gezginle yaş anlamlı bir kelime aradığımız. Nostaljik dedik, biraz böyle naftalinli. Seyyah. Seyyah. Gayet güzel. Sizin mutfaklarınız nasıl? İyi sayılır. Muhammaralar, Çerkez tavukları. Ya çok yapmıyorum ama. Değil mi? Cevizin 3 harfini alıp da cevaplayanlardan değilsiniz. Buyurun efendim. Bu gayet basit bir şey olur sizin için. İyice dövülmüş buğdayın. Keşkek. Bak görüyor musun? Etle birlikte uzun süre kaynatılmasıyla yapılan geleneksel düğün yemeğimiz. Değil mi? Evet. Yenisi gelsin efendim. Eş anlamlı sorusu. Abluka sözünün Türkçe karşılığıdır. Bir harf alayım. Aldık. Abluka, Türkçesi. Abluka. Kuşatım. Kuşatım, kuşar. Kuşatma. Kuşatma. 600 puan. Hanımefendi çok güzel geldik buraya kadar. Süresini en iyi kullanan yarışmacım şu ana kadar sizsiniz. Yarısı bitti. Siz 1,5 dakika harcadınız. Yarısı sizi bekliyor. 2,5 dakikanız var. Şimdi bir daha takılırsak mesela Joker'deki gibi daha uzun düşünebilirim diyeyim kendinize. Olur tamam, mu? Tamam. Hadi bakalım. 7 harflidir, tek kelimedir, yaygın kullanılır. Bilakis. Vallahi bravo. Tersine olarak, aksine. Ben de yemin yapıyorum ki pat diye cevabı verdiniz. Peki öğretmenim, şimdi alanınızdan gelmiyor. Bu matematik sorusu. Sever misiniz? Çok sevmem ama yani bir ortalama bir bilgim vardır diyeyim yani. Bu çok güzel bir şeydir. Buyurun. Matematiği sevmeyen bile sever bu. Pi sayısı. Her yılın 14 Mart günü adına kutlamalar düzenlenen matematik sabitidir efendim pi sayısı.